Abdurrahman Bozdoğan'la araba YouTube kanalındasınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey ondadır Evet, biraz canım sıkın. Canım sıkının sebebi BYD. Büyük beklentiler, büyük umutlar. Ancak ee, ne yazık ki Dolphin modelinin biri 1 milyon 280 bin liradan çıkartmış bir firma. 1 milyon 490 bine CSUV elektrikli bir araç BYD Atto 3'ü çıkardı. E, Clio dmi 1850'den Clio evde 1 milyon -E 790 bin liradan satışa sunuldu. Evet fiyatlar açıkçası beni üzdü. Çünkü evet 700 bin lira, 800 bin liraya Dolphin verilecek deniyordu. Bu şekilde lanse ediliyordu. Hiç kimse artık kim lanse ediyorsa sürekli böyle bir bilgi pompalanıyordu. Ancak ben ben de çok umutluydum. 1 milyonun üzerinde olacağını ben söylüyordum ancak... Ben dahi 1 milyon 280 bin lirayı duyduğumda açıkçası canım sıkıldı. Çünkü ikinci el pazarında da sıfır araç fiyatlandırmasında da e, bu araçları bekleniyordu. B sınıf SUV e, ne olursa olsun elektrikli bir araç gelecek. Tabii ki 1 milyonun altında ben beklemiyordum. Çünkü dengi bir milyonun altında bir araç yok. Bir 1.5'ün altında bile neredeyse yok. E, bu şekilde fiyatlandırması açıkçası beni üzdü. 700-800 bin bekleyenler Allah bilir nasıl üzülmüşlerdir. Çünkü 700-800 bine fülyans veriyorlar. Fülyans benim şeyimdir. En son sattığım araç. O yüzden fülyans örneğini çok veririm videolarımda. Neyse devam edelim. Dolphin aracından bahsedelim biraz. Beni neden hayal kırıklığına uğrattığından bahsedelim. Normalde piyasada demine söylediğim gibi bir milyon altında çıkacağı söyleniyor Dolphin'in. Ancak Dolphin'in en üst segmenti, en üst en dolu paketi getirildiği için ısı pompası dahi var. Düşünün yani B sınıf SUV'de kolay kolay ısı pompası görmezsiniz elektrikli bir araçta. Ancak şu anda Dolphin'in içerisinde bir ısı pompası var. Özellikle Türkiye gibi kışın da yaşandığı memleketlerde ısı pompasının olması evet onu ayrıcalıklı bir araç yapar. Bu videoda Dolphin'in işte Auto 3'ün e, BYD'nin batarya teknolojilerinden işte geniş iç hacminden ekran kalitesinden cantlarından falan bahsetmek isterdim. Ancak ne yazık ki hiç kimsenin şu anda hiç kimsenin umrunda BYD'nin teknolojileri yok. Şu anda biz BYD'ye tamamen ucuz araç gözüyle bakıyorduk. İşte onun kalitesi veya işte teknolojileri pek de umrumuzda değildi. Ucuz elektrikli araç getirecek BYD. Çeriye de ucuz işten yanmalı işte benzinli çalışan araç getirecek gözüyle bakıyorduk. E, Bd tarafından tam bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü Dolphin'de de, Atto 3te de benim beklediğim rakamların bile 200 bin lira, 300 bin lira üzerinde rakamlar geldi. E, o yüzden açıkçası e, tamam CLU, DMI CLU veya işte e, EV bunlar zaten 2 milyonun altında beklenilen rakamlardı. Ancak e, açıkçası Dolphin ve Atto 3 benim canımı sıktı. Yani BYD'nin otomobili aslında Türkiye'deki fiyat beklentilerini, ne yapamadı karşılayamadı. Ee, başlangıçta BYD'nin işte iddialı rakamlar savurması 45 günlük Kasım 15 ile Ocak 1 arasında 45 günlük süre içerisinde işte sadece bir modelden 6 bin toplamda 10 bin araç satacağız. 2025-2026'da ilk 3 araç içerisine gireceğiz. En fazla satılan bu arada sadece şeyde de değil. Benzinli de şey özür dilerim elektrikli de ilk 3 araç içinde değil. E, tüm araç sıralamasında Türkiye'de ilk 3 araç içerisine gireceğiz iddiası vardı. Bize de dedik ki ya bu iddiaları boş boşuna savuruyor olamaz. Belli bir iddiası olmalı diye düşündük. İddiası teknolojisiymiş, bataryasıymış, elektriğiymiş. Bizim beklentimiz ise neydi? Fiyattı. Fiyat beklentimizi bizim tam anlamıyla karşılayamadı. Ya şimdi BYD'nin bu otomobil fiyatlandırmasıyla Türkiye'de kendisine müşteri çekmesini Açıkçası ben zor gözüyle görüyorum. Çünkü ben BYD'yi toplumda böyle işte sağda solda konuşurken BYD dediğim zaman hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bakmıyor. Hiç kimse görmüyor. BYD e ne diyorlar? Çinli firma diyorum. Çeri değil miydi o diyorlar. Çünkü insanların bildiği tek Çinli firma Çeri. Çeri'ye de kötü gözle bakıyorlar zaten. Ona da iyi gözle bakmıyorlar. Ya Çin malı işte ne beklersin gözüyle bakıyorlar. BYD'nin bu konuda yani yemesi gereken çok fırın ekmek olduğunu düşünüyorum ben. Yani yüksek fiyat rekabeti ortasında BYD'den önemli sayıda araç satımı potansiyeli bence düşük. Yani şu videoda demin de söylediğim gibi BYD'nin teknolojilerini konuşabilirdik. BYD'yi işte e, vaatlerini, potansiyelini konuşabilirdik. 30 dakikada %30'dan %80'e çıkan batarya teknolojilerinden bahsedebilirdik. Ancak neyden bahsediyoruz? Fiyatlandırmasından bahsediyoruz. Kötü fiyatlandırmasından, lansmanından bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de müşteri bulması bu açıdan baktığımızda zor. Yüksek fiyatlara rağmen potansiyel alıcılar arasında ilgi duyandı, uyandıran bir otomobil firması BYD. özellikle tasarımlarıyla gerçekten cezbediyor kendisine. Ancak Çinli otomobil üreticileri Türkiye üzerinden Avrupa pazarına girmeye hedefliyor. Fiyat farkları ise Türkiye'de açıkçası satışlarda BYD'yi zorlayacak gibi. Türkiye'de Sorunun teknoloji ya da başka bir şey olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla bu firmalar. İşte elektrik, işte batarya, yüksek hızda dolan batarya, işte e, hibrit plug-in hibrit, e, cart, jurt tabiri caizse. Ancak e, Türkiye'de e, tek bir eksiklik var, ekonomik otomobil eksikliği var. E, Türkiye'ye getirilen araçların boş dolu olması önemli değil. Türkiye'ye getirilen araçların araç olması önemli. İnsanlar sadece araç olup olmamasına bakıyor, dört tekerleğine bakıyor, kendisini bir yerden bir yere götürebilmesine bakıyor. Yani e, yerli üretim hedefleriyle birlikte halkın ulaşabileceği daha ekonomik otomobiller bekleniyor. E, yerli firmalardan da bu bekleniyor. Ancak e, dışarıdan gelen otomobiller, BYD gibi otomobiller e, ne hassa en üst donanımların, en üst paketleriyle geliyor. Ee, ancak daha uygun fiyatlı modeller sunulmuyor. Ee, bu da e, fiyatların da haliyle yukarıya çekilmesine sebep oluyor. Türkiye'de uygun fiyatlı otomobillere ilişkin, ilişkin beklentiler büyük ölçüde BYD tarafında hayal kırıklığına uğramış durumda. Araçlardaki güvenlik özelliklerinin eksikliği endişe yaratıyor. Tamam sıfır araçlara belirli bir e, güvenlik e, e, özelliklerini mecburi zorunlu kıldın ama 300 bin liraya satılan bir araç, en ufak bir çarpışmada 500 bin liraya satılan bir araç en ufak bir çarpışmada e, kar topuna dönüşüyor. 3'e 5'e ayrılıyor. E, dolayısıyla bunların da bir an önce e, düzeltilmesi lazım. En azından 300 bine satılmaması lazım. Bir fiyat sınırlandırması mı olur? Başka bir şey mi yapılır? Onu düşünmek lazım. Öncelikle iyimserliğe rağmen BYD gibi araba fiyatlarının beklenenden daha yüksek olması tüketiciler arasında da hayal kırıklığına sebep olmuş durumda. Evet bu, buraya kadar hayal kırıklığına uğrayan üzülenlerden bahsettik. Peki BYD'nin bu fiyatlandırmasına kim neden neden olmuş olabilir? Ee, tabii ki öncelikle piyasa ikincisi e, bizzat kendisi de istememiş olabilir. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. B sınıf bir SUV elektrikli ise Türkiye'de satılan fiyatı 2 milyon civarına geliyor. 1.5'un çok çok üstünde. E, BYD ona rağmen 1 milyon 280 bin liradan çıkardı BYD Dolphin'i. Bunu düşündüğümüz zaman BYD Dolphin aslında çok da böyle fiyatları e, uçuk kaçık bir araç değil. Olur yani. E, en azından diğerlerinden daha uygun. Ama yine pahalı. Yine 1 milyon çok para yani. 1 milyon servet yani. 1 milyon kazanmak yani e, asgari ücretli bir insanın 20 bin lira Türkiye'de 17 bin lira 20 bin lira kazanan bir insanın 5 ay aldığı para 100 bin lira. 50, 50 ayda alacağı para 1 milyon lira. 50 ay 4 yıl yapar. bunu düşünmek lazım. O yüzden tabii ki biz e, de gidip 500 bin liraya araç sat diyemeyiz ama 1 milyon 280 bin lira da açıkçası bana o beklentiye rağmen çok geldi. O zaman demeseydi şunu. İlk 3 araç içerisine gireceğiz demeseydi. Tamam fiyatları uygun olabilir ama Yine çok büyük beklenti oluşturdu bizde. Hani biz BYD'den beklentimizi kendi kendimize de oluşturmadık, onu da söyleyeyim. BYD bizde bir şeyler oluşturdu. Hani şu kadar satacağız, şu kadar alacağız, şu kadar vereceğiz, şu kadar getireceğiz. Bizi mahvettin <laughs> BYD, yaktın bizi BYD. Evet, e, yeni kampanyalarla markalar sıfır otomobilleri teşvik ediyor. Yıl sonuna kadar da satışların artması düşünülüyor. 1 milyon e, civarına çıkmıştı zaten Ekim ayıyla. Yani ilk 10 ay, ayda 1 milyon civarına çıkmıştı satışlar. 1.1 milyonun üzerinde ben 2024 yılının tamamlanacağını düşünüyorum. İkinci el otomobil pazarında fiyatlar dalgalı, yetersiz talep var, arz çok, hareketlenme pek de gözlenmiyor. Çünkü sıfır araçta kampanyalar alabildiğine yeni yeni modeller, markalar giriyor pazara. Bu yüzden ikinci el ara, e, otomobil pazarı biraz sıkıntılı e, fiyatlar arttıkça alıcıların pazarlık gücü de artıyor. Özellikle sıfır araç düşünenler için kampanyalı otomobillerde stokların satılması için ciddi indirimler mevcut. 200 bin, 300 bin indirimler mevcut Volkswagen tarafında. Nakit alımlarda da bayilerle sıkı pazarlık yapmasını ben e, öneririm. Buradan araç almak isteyenlere, sıfır araç almak isteyenlere 1 milyon 800 binde satılan aracın 1 milyon 600 binlere düştüğünü e, duydum, gördüm, biliyorum. Haberiniz olsun asla pazarlık yapma, ihmal etmeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Açıkçası daha fare doğurdu demekten başka diyecek bir şeyim yok. İkinci el ve sıfır araç değerlendirmemizde de videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın, esen kalın.